Selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir pazar günü, sıcak. Ne yapıyoruz? Bahçedeyiz arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Şurada tavuklarımız vardı. Bunları aldım. Karşı köşeye götürdüm. Şuraya. Köşeye yer yaptım. Bu arada acayip terledim arkadaşlar. Bu arada kuşları saldım. Banyo yapıyorlar. Tavukları buraya getirdim. Buraya böyle bir yer yaptım bunlara arkadaşlar. Şöyle güzel bir kümes yaptım. Tavukları buraya aldım. Şimdi soracaksınız, niye abi orada iyiydi ama burada daha iyi oldu. Mayacım da burada. Şimdi burada daha iyi oldu. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şuraya kapı koydum. Bakın. Şurada bir kapımız var. Şu dıştaki kapı buraya aldım. Dıştaki kapıyı, şuradaki kapıyı buraya aldım dün. Ama telini daha çekmedim. Şimdi şu telin ucundan şuradan gelecek, buraya birleşecek. Bakın. Şöyle bu kapıya birleşecek. Buradan da karşı duvara gidecek. Şuraya. Şu kirişe gidecek. Bu alana dallar temizlendikten sonra şuraya bir tane konteyner gelecek. Bu konteynerde ne olacak? Ev gibi olacak arkadaşlar, kalmak için. Boran, büyük ihtimal boran kalır. Hem kuşlara yakın olacak. Anlatabildim mi? Hem de köpek padoklarından biraz daha uzak ve izole olacak. Çünkü orada iç içe olduğu için rahat edemiyorlar. Mantıken de olması gereken. Buraya ağacın altına yapacaklar güzelce. Buraya ön tarafı yine bahçe gibi olacak. Şu teli sökeceğiz. Şu yeşili. Şu maviyi sökeceğiz. Şuraya bakın, tel devam ediyor. O mavi cüt buraya gelecek. Bunun devamıymış gibi kare. Buraya da yeşil cütü geleceğim arkadaşlar. Kapımızın kilidi de var. Arka taraf zaten hiçbir şekilde kimse oradan adım bile atamaz. Askeriye girmiş olur girerse. Orada da zaten direkt kameralar, şu bu. Buradaki kameralar var. Ayrıca karşıda Durmuş'un kameralar var. Mobilyanın. Oraya kesinlikle arkadan gelemez kimse. Buradan da gelemez. Burada da ev olacağı için, köpekler olacağı için gayet güvenli ve güzel olacak. Şuraya traktör soktuk. Kepçe soktuk. Burayı düzlettik. Oteli açtığımız zaman hem alan daha da büyüyecek. Hem de güzel bir şey olacak. Şimdi bu teli ben buradan şu zemini temizliyorum önce. Şöyle göstereyim size. Şunların hepsini dışarıya çekeceğim. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağım? Bu teli buraya birleştireceğim. Bu kapıya birleştireceğim. Burada keseceğim teli, ara vereceğim, kapı boşluk. Buradan tekrar diğer tarafa gidecek tel. Arkadaşlar onu da size göstereceğim. Bir önceki videomda Arap çekmiştim ama sanırsam bir hata olmuş. Bilgisayarda bir hata ya da programda bir hata vardı. Emin olun onu düzelteceğim arkadaşlar. Tekrar yayınlayacağım aynı videoyu. Kusura bakmayın. Arap güzel oynuyor gerçekten. Güzel başladı. Hatta bundan önceki videomda onu göstermiş olurum. Ali Rıza'yı çağırdım. Çünkü Ali Rıza'nın erkekle çalışma. O kuş. Hatta erkeği hemen şöyle size zoomlayayım bakın. Şu anda bakın taşın üstünde kuyruğu beyaz bir erkek var. Gördünüz mü? Silikanın. Erkek o. Baba o. Bakayım. O muydu? Yok. Tövbe. Tövbe tövbe. Şu. Şurada bakın sırtı beyaz. Sırtı beyaz Araplar erkek. O. Nasipse bakalım. Güzel oynuyor. Videoda izlersiniz. Yorumlara da belirtirsiniz. Bundan sonra videolara daha dikkat edeceğim arkadaşlar. Hata olabiliyor. Bilgisayardan mı artık neydense. Dikkat etmem gerektiğine inanıyorum. Şimdi şu şurayı bir temizleyeyim önce. Bundan sonra çünkü özellikle buraya ağırlık veriyorum şu anda. Çünkü artık arkadaşlar kuşlar tekte uçuyor. Tekte uçan kuşun da düzenli sürekli bozarsan eğer çevreyi, kuş bozulur. Onun için ne yapacağız? Sabit bir düzene getireceğim. Planlarıma göre şuraya tam köpek kulübesinin dibindeki direğe 4 metreye çıkaracağım. Oraya bir tane bayrak dikeceğim arkadaşlar. 4 metre çubuğum olacak, hem de bayrağımız dalgalanacak bahçemizde. 4 metre çubuğunu o şekilde yapacağım. Hayvanlar genelde bu taraftan giriyor zaten. Ondan sonra burada derli toplu olunca da hazır kuşlarımız zaten. Sonunda turnuvadaki hakem heyeti arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Günümüzü söyleyeceğiz. Gelecekler, kuşumuzu puanlayacaklar. 6 tane Akdeniz güvercin severlere uçuracağım. 4 tane de Akdeniz'in yıldızları turnuvasına kuş uçuracağım. Yaklaşık bir 10 tane kuş kaldıracağım arkadaşlar. Aklınızda hayırlısı olsun. Ben kuşlarımın hazır olduğuna inanıyorum. Sadece antrenmanlayacağım. Ondan sonrası kuşa ve yaptıklarına kalmış.
Şimdilik bu videomu durduruyorum arkadaşlar. Yani devam edeceğim ama şimdi ara verdim. Bir 5 dakika soluklanayım dedim. Bu arada kendimi göstermiyorum. Üstümü falan çıkardım. Olaylar bu arkadaşlar. Yoruluyorum. Güzel bir semaver alacağım. İlk iş burayı yapayım. Güzel bir semaver alacağım. Çünkü gelip gidenimiz çok olacak artık arkadaşlar. Çünkü ben kuş uçurmaya başladığım zaman sağ olsun dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Gelip gidenimiz çok olacak. Eminim. Güzel kuşlar izleyeceğiz. Allah nasip ederse sizlere de çekmeye çalışacağım, izletmeye çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi yakında olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz hiç fark etmez. Alo deyip gelip kuş izleyebilir, canlı canlı izleyebilir. En güzel şey canlı izlemektir. Bunu da sakın unutmayalım. Dipnot düşeyim. Her şeyin canlı canlı olanı güzeldir arkadaşlar. Ben size canlı yayında yapabilirim ama buradaki gibi olmaz. Bu ortam gibi olmaz. Çünkü ben kamerayı buraya tutarken kuş tutuyor, şurada patlıyor. Göremiyorsun, anladın mı? Ama böyle bakarken kuş orada da görebilirsin. Gibi. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şuraya bir yapayım. Before after yapacağız. Aşamalarını çekerim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik. Arkadaşlar baktım. Tek başıma olmuyor. Bir yerden gerdirmek, bir yerden bağlamak lazım. Gittim Ali Rıza'yı aldım sağ olsun. Ali Rıza da beni kırmadı. Geldi şu pisliği buraya çektim komple. Bu alandaki pisliği. Komple buraya çektim. Buradaki malzemeyi aldım. Şimdilik Junior'la Taku burada. Daha sonra Junior'ı şu köşeye yapacağım. Şimdi bu malzemeyi buraya aldım. Bunu açık alana çekeceğiz. Daha sonra yakacağız arkadaşlar. Hortumla denetimli bir şekilde. Şimdi kapıya kadar geldim. Ali Rıza su almaya gitti. Suya gönderdim onu. İçeri bahçe şeye, eve, ofise. Şimdi buraya kadar gerdireceğiz. Daha sonra buradan karşı tele gerdireceğiz. Ondan sonra şu gördüğünüz cutu buraya geleceğiz arkadaşlar komple. Şu cutta, mavi cutta şu devamına bunun o tarafına doğru gidecek, karşıya doğru, ağaçlara doğru gidecek arkadaşlar. Junior'ı şuraya koyacağız. Şu demir kümesi şu köşeye koyacağım. Junior'ı buraya koyacağım. Hem kuşun gelişini gidişini engellemeyecek hem de şuradaki dikenlerin çıkmasını zinciriyle temizleyecek sürekli. Maya'nın zaten yeri belli. Taku'nun yeri belli. Orada da diğer köpeğimiz var. Tor var. Tor'un yeri belli arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Kapımız zaten burada. Bahçeye giriş kapımız. Buralar düzenleyeceğim. Şu taşları da iki tane kümesimiz var. Uçum kümesiyle yeşil kümes. Onlar altına koyduğumuz zaman her şeyimiz bitecek. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Karnımızı kaşıya kaşıya her gün geleceğiz. Kuşumuzu uçuracağız. Seyredeceğiz. Videomuzu çekeceğiz. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz geldiğinde de şuraya oturma yerini yapıyoruz. Şimdi yapacağız. Teli çektikten sonra burası da oturma yerimiz olacak. Oturma yerimizden en büyük bizim sıkıntımız şu sarkan dallar arkadaşlar. Şu dalları da şu kapının tam üstünden hizalayacağım. Keseceğim. Ondan sonra buradan rahatlıkla kuşun gelişini, gidişini, her şeyini izleyeceğiz. İzleteceğiz sizlere. Yani böyle bir planım, projem var şimdilik. Devam ediyoruz çalışmalara. Ali Rıza'yı da suya gönderdim. Gitmek gelmek bilmiyor. Oraya giden gelmiyor. Laf etmekten. Neyse gelsin. Şuralara şimdilik bunları böyle koydum. İçeriye çektim. Çünkü teli çektikten sonra kapıdan uğraşmak istemiyorum. Junior ne yapıyorsun? Var mı söyleyeceğim bir şey? Ha? Var mı? Var mı oğlum? Selam ver. Ver selam. Ver bir selam. Havla. Havla. Aferin hepsine. Taku senin var mı? Kızım. Taku Junior'ın manitası arkadaşlar bu arada. Kızım benim. Bu da aynı şekilde full eğitimli. Bu kızan bunları eşleştirmedik. Niye eşleştirmedik arkadaşlar? Ayın 18'inde Ankara'da yarışma var. Taku Ankara'da yarışmaya gidecek. Junior'ı göndermiyorum. Çünkü yaş itibariyle bayağı yaşlandı. Bir de ben gidemediğim için Borangil orada zapt edemezler. O yüzden Junior'ı göndermiyorum. Oğlum senin önünde ne var? Folluk mu bu? Ha follukmuş. Şunu alayım baba. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Bahçede güzellikler, çalışmalara devam ediyoruz. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Ali Rıza da oraya gitti gelmek bilmiyor. Bir ıslık çekeyim de gelsin. Islığımı duyar da gelir. Birazdan teli falan çektikten sonra tekrar devam ederim arkadaşlar. Aşama aşama size göstereceğim. Siz de görürsünüz. Bak Junior. Niye öyle yapıyorsun? Junior. Eşek sıpası. Niye öyle yapıyorsun sen? Kıskanç. Sen de seviyorum onu da seviyor. Tamam. Eşek sıpası. Böyle eşek sıpası bu arkadaşlar. İlle beni sev. Her şeyde ben önde olayım. Hep ben önde olayım. Senden başka adam yok mu lan? Ha? Kangal, pitbull, bir köpek cinsi yok mu başka? Sen misin yani? Geveze. Taku kızım da var. Değil mi kızım? Ha? Sit. Sit.
Aferin. Devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar son durum bu. Kulübeyi yerine koyduk. Kuşu engelleyen dalları kestik. Bir nebze olsun. Şu yukarıdakiler kaldı. Onları da keseceğiz. Şöyle telimizi yaptık. Kapımızı yaptık. Şuraya oturma yerimizi yaptık. Tesviyesini yapacağız. Misafirlerim var. Ondan sonra şimdi Arap yavruyu tekrar atacağız. Kuşları kapattım. Gereksiz malzemeleri şuraya koydum. Junior. Onun lastiğini vereyim de lastiğini kemirsin. Junior'ın lastiği buraya gelmiş. Furkan bilmeden almış. Bu Junior'ın lastiği, stres lastiği. Bunu atarım ben. Bas! 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 Aferin oğlum. Bas 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 bas. Bas! Bas 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 bas. Aferin. Aferin. Bas! Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Aferin. Pitbull cinsi var bunda. Pitbull cinsi var. Evet arkadaşlar. Şimdi biz kuşumuzu uçuracağız. Düzenimiz bu. Bu şekilde açtık alanı. Ufak tefek derleme toplama daha yapacağız. Ondan sonra cutu bugün germeyeceğim. Şu yeşil cutu alacağım. Buraya gerecektim. Cutu bugün germiyorum. Cutu yarın gereceğim. Çünkü bugün kuşu bir daha uçurayım. Yarın gündüz biraz salarım şurada. Hem cutu alışır gözü hem ondan sonra uçururum. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.